Türkiye'nin nüfus yoğunluğu en fazla olan ilçeleri arasına yer alan Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bu yıl 9.470 nikah kıyılarak yeni bir rekor kırıldı. Evet, gelin hanım. Adınızı söyleyiniz. Merve Bozan. Babanızın adı? Bayram. Annenizin adı? Zeynep. Evet, damat bir isim adınızı söyleyiniz. Muhammed Mustafa. Annenizin adı? Güzel. Babanızın adı? Emin. Evlenmek için belediyemize yazılım müracaatta bulunduğumuz evlenmenize mani bir hal olmadı arkadaşlar. Şimdi sözü olarak bir yazı atacağım. Öncelikle Merve Hanım'a soruyorum. Merve Hanım, kendi rızanızla hiç kimsenin tesiri altında kalmadan Muhammed Mustafa Bey'e evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Evet, Sayın Muhammed Mustafa Bey, siz de kendi rızanızla hiç kimsenin tesiri altında kalmadan Merve Hanım'la evlenmeyi kabul ettiniz mi? Evet. Emine Hanım, Emine Hanım neyesiniz? Yengesi. Abisinin eşi. Evet. Abisinin eşi. Evet. Şahit misiniz? Şahit. Özgür Hanım, şahit misiniz? Şahit. Sizler de faali şahit oldunuz. Evet. Evet. Ben de Şahinbey Belediye Başkanı olarak Merve Hanım'la Muhammed Mustafa Bey'i şu anda itibaren kayıtlıca ilan ettim. Ablam da ispat edilsin şimdi. Türkiye'de en fazla çocuk Şahinbey'de doğuyor. Yaklaşık yılda 18 bin, 19 bine yakın. Bir o kadar da evlenen çiftlerimiz var. Dolayısıyla Türkiye'de en fazla evlilik de yıllardan beri Şahinbey'de gerçekleşiyor. Biz de Şahinbey Belediyesi olarak evliliği teşvik ediyoruz. Çünkü toplumumuzun çekirdek yapısı aile. Aileyi ne kadar güçlü kılarsak toplumumuz da o kadar güçlü olur. Bunun için de gençlerimize Şahinbey Belediyesi olarak tam 15 yıldan beri evlilik okulumuz aracılığıyla eğitimler veriyoruz. Evlilikte iletişim nasıl olacak? Evliliğin dini boyutu nedir? Sağlık boyutu nedir? Hukuki boyutu nedir? Nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu konularda çiftlerimize eğitimler verip daha sonrasında evlilik okulumuzdan mezun edip sertifikalar veriyoruz. Yine bu okulumuza katılan çiftlerimizin tamamına düğün hediyesi olarak çamaşır makinesi hediye ediyoruz. Yine evlenecek çiftlerimizden maddi imkanları kısıtlı olan çiftlerimize çamaşır makinesinin yanı sıra buzdolabı, fırın, elektrik süpürgesi, 2 tane halı ve 7 kişilik oturma grubu hediye ediyoruz. Evlenmeyen kalmasın istiyoruz ve evliliği teşvik ediyoruz. Ayrıca evlenen çiftlerimizin hepsine mutluluğa imza attıkları kalemi kendilerine hediye ediyor. Hem de evlenen çiftlerimize birer tane kol saati hediye ediyoruz. Amacımız evliliği teşvik etmek, yaygınlaştırmak, evlenmeyen kimse kalmasın istiyoruz. Bu vesileyle de Türkiye'de en fazla nikah kıyan belediyeyiz. Bugün itibariyle 9.470 çiftimizin nikahını kıymış olduk. Bu da kendi içinde bir rekor. Diğer belediyeler yaklaşık 6.000 civarında kalıyorlar. Biz her yıl 9.000, 10.000'e yakın çiftimizin nikahını kıymış oluyoruz. Bütün evlenen çiftlerimize mutluluklar diliyorum. Damat Bey, sizin adınız, soyadınız? Raif Bozgeyik. Babanızın adı? Beşir. Annenizin adı? Zeynep. Evlenmek için Şahinbey Belediye'mize yazılı müracaatta bulundunuz. Evlenmenize mani bir hal olmadı anlatıldı. Şimdi sözlü olarak yazı alacağım. Sayın Şener Doğan hanımefendi, kendi rızanızla hiç kimsenin tesiri altında kalmadan Raif Bozgeyik Bey ile evlenmeyi kabul ettiniz mi? Sayın Raif Bozgeyik Bey, siz de kendi rızanızla hiç kimsenin tesiri altında kalmadan Şener Doğan hanımefendiyle evlenmeyi kabul ettiniz mi? Ettim, evet. Evet,
Şahidimiz Ceylan Aslan. Şahit oldunuz mu? Evet. Sayın Musa Aslan, size şahidi getirdiniz mi? Evet. Sizler de Fahri şahit oldunuz. Evet, ben de Şenel Hanım'la Raif Bey'i şu ana itibaren karı koca ilan ettim. Allah mesut fark eylesin. Allah razı olsun. Buyurun. Hayırlı olsun.